Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte enerji kaynakları ve verim konusuna bakacağız. Hemen içeriğimize bir göz atalım. Neler görecekmişiz bugün? Bugün arkadaşlar verim kavramının ne olduğundan bahsedeceğiz. Daha sonra enerji verimliliği ne demektir? Bundan bahsedeceğiz. Ve en son enerji kaynakları deyip bitireceğiz. Biraz sözel bir konu diyebiliriz. Biraz daha böyle hani ezbere dayalı diyebiliriz arkadaşlar. Bazılarının çünkü hangi şemayla hangi şekilde ilerlediğini bilmeniz gerekiyor. Direkt karşınıza sorularda bu şekilde çıkacak. Mesela diyecek ki size rüzgar santrallerinde enerji dönüşümü nasıldır diyecek. Bu yüzden biraz ezberlemeniz gerekebilir. İçeriğimize geçmeden önce şöyle bir ödevlendirmemizi yapalım. Konu anlatımlı kitabımızda sevgili arkadaşlar nereden başlıyormuş hemen bir bakalım. Verim ve enerji kaynakları 136 numaralı sayfamızdan başlıyor ve 144. sayfaya kadar devam ediyor. Hemen şöyle 100, aha 141 açtım hemen çok da yakın açtım valla. 136. sayfada açtım. Ne var öncesinde arkadaşlar konunun özeti var. Bu konunun özetinden sonra konu özetine bakarak çözebileceğimiz sorularımız mevcut. Takıldığımız yer mi oldu? Tats yanında hemen kare kodu okutup alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından çözülmüş sorulara ulaşabiliyorsun. Ne kadar devam ediyor? bu enerji ısı sıcaklık ünitesine kadar arkadaşlar sorumlusunuz yani sayfa 145'teki 9 numaralı soruyu en son çözün dediniz ki ama biz bunları çözdük bunlar bize yetmez hocam bize daha fazla soru lazım bunun içinde dinamo soru bankamız yanınızda sevgili arkadaşlar hemen buradan da bulalım enerji kaynakları ve verim konusu nerede başlıyormuş enerji kaynakları ve verim 157. sayfadan başlıyor ve 171. sayfaya kadar devam ediyor arkadaşlar 157 171 Bayağı da ilerlemişiz ya. Az kalmış kitabımız. Evet sevgili arkadaşlar. işte şurada. Verim. Öncesinde arkadaşlar kitabımızda bir tane örnek sorumuz var. Ve bu örnek sorumuzun nasıl çözüldüğüne dair hemen sağda böyle küçük böyle püf noktaların anlatıldığı kısımlarımız var. Daha sonra buradaki örnek sorudan yola çıkarak çözebileceğiniz tam 4 adet sorumuz bulunuyor. Yaptınız 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 geldiniz bir yerde takıldınız. Tats burada da yanınızda arkadaşlar. Kare kodu okutuyorsunuz ve çözümlü videolara ulaşıyorsunuz. Tam öğrenmeden geçmek yok yani arkadaşlar bizde. Dilerseniz hemen içeriğimize başlayalım. Evet arkadaşlar ilk başlığımız verimdi. Verim neymiş? Bir sistemde yapılan işin o sistemde harcadan enerji oranına verim diyormuşuz sevgili arkadaşlar verim bir sistemde yapılan işin o sistemdeki harcanan enerji oranı. Yani makine çalışırken nasıl iş yaptı ama o makine çalışırken ne kadar enerji harcadı? Veya makinenin yapmış olduğu iş neticesinde biz ne kadar enerji kazandık? Bu aynı zamanda neydi? Bir sistemde yapılan iş enerji değişikliğine eşit diye hani bir önceki konuda görmüştük. Yapılan iş yerine enerjideki değişim diye de yazabiliriz. Enerjideki değişimin harcanan enerjiye oranı da bizim için ne olacak sevgili arkadaşlar? Yine verim olacak. Evet, sistemlerin enerjisinin bir bölümü sürtünme, hava direnci gibi sebeplerden dolayı ısı ve ses gibi başka enerjilere dönüşebilmekte. Bu da ne yapar arkadaşlar? Verimimizi azaltacaktır arkadaşlar. Bundan dolayı harcanan enerjinin tamamı işe dönüşememektedir. İstenmeyen bu durum verimliliği azaltmaktadır. Yani az önceki sayfada görmüş olduğumuz şu oran var ya eğer ki kayıp varsa sistemde yapılan işimiz ne olacak? Azalacak. Harcanan enerji sabit kalsa bile yapılan iş azaldığı için verimliliğimizin azalacağını söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyoruz hemen bir soruyla. Ne demiştim? Yapılan iş veyahut da enerjideki değişiklik. Bir elektrik motoru 15 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor demiş. Burada şunu unutmuşum hemen söyleyeyim arkadaşlar. Sabit hızla olacaktı. Sabit hızla çıkarıyor. Çünkü öteki türlü hem kinetik enerji değişecek hem potansiyel enerji değişecek. Ha onu da hesaplarız ama burada sadece amacım potansiyel enerjinin değiştiğini size göstermek idi. Bu işin yapılması için vincin harcadığı enerji 2500 jül olduğuna göre vincin verimi yüzde kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bakacağım bu makine şu motor iş yaparken ne kadarını bana aktardı bunu bulmam lazım. Bunun için ne dedim delta e'yi hesaplayacağım. Potansiyel enerjideki değişimi hesaplayacağım yani m çarpı g çarpı h şeklinde. Kütlemiz 15 kilogram kütleli cismi kaldırıyorum. G yer çekimi ivmesiydi 10 olarak verilmiş bana soruda. Çarpı 10 dedim. Yerden ne kadar yükseğe çıkartmışım? 10 metre yükseğe çıkartmışım. Çarpı bir de 10 dedim buradan. 15, 150, 1500 dedik. 1500 jüllük iş yapmış bu makine bizim için. Yani bizim enerjimizde şu cismin enerjisinde 1500 jüllük bir artışa sebep olmuş. Peki makine bunu yaparken ne kadar harcamıştı? 2500 jül harcamıştı. O halde makinenin verimi ne oldu sevgili arkadaşlar 1500'ünü benim için harcadı Ama toplamda 2500 Jullik enerji kullanmış bu Şu sıfırları götürdüm 15 bölü 25'ten 5'le de sadeleştirirsem 3 bölü 5 çıkar Yüzde kaçtır diye sormuş arkadaşlar 3 bölü 5 sayısını da genişletirseniz Yüzde 60'mış bu makinenin verimi Çok da iyi sayılmaz Hani böyle buzdolaplarında, çamaşır makinelerinde falan yazar ya oraya geldiğimizde de arkadaşlar Buradan tekrar bahsedeceğiz Enerji verimliliği konumuz var. Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği üretim miktarını ve kaliteyi düşürmeden harcadan enerji miktarının azaltılması. Yani verim ifadesini düşündüğümüz zaman arkadaşlar neydi verim ifademiz? Benim üzerime ne kadar iş yaptığını söylüyordum. Yani yapılan iş, yapılan iş bir de ne vardı? Harcanan, harcanan enerji vardı. Şimdi kaliteyi düşürmeden harcanan enerjiyi azaltırsam ben ne yapacağım? Bu sayı küçülürse verimimiz artmış olacak. Yani tamamen formüldeki bir değişken üzerinden konuşuyoruz. Enerji atık maddelerin geri dönüşümünün sağlanması. Bu da ne olacak? Yine benim enerji verimliliğimi arttıracak. Daha verimli enerji kaynaklarının kullanılması enerji verimliliği olarak tanımlanmaktadır. Yani burada geçen 3 maddede arkadaşlar enerji verimliliği olarak karşımıza çıkmakta. Bir soru, verimi yüksek araçlarla ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Neydi amacım benim? Harcanan enerjiyi azaltıp verimi arttırmak veya aynı enerjiyi kullanıyorsam ondan daha fazla faydalanmak. Enerji kullanımının az olması benim için yeterli bir sebeptir arkadaşlar. Enerji kullanımını eğer aza indirebiliyorsam verimi arttıracağım anlamına geliyordu. Aldığı enerjinin çok az kısmının sürtünmeden dolayı ısı enerjisine dönüşmesi. Isı neydi? İstenmeyen bir enerji türüydü. Az kısmı dediği için bunu da alırım. Sürtünmeden dolayı olan kayıp olan enerjiyi e, azalttığım anlamına gelir ki bu da yine verimliliği ne yapacak? Arttıracak. Daha dayanıklı olması. Dayanıklılıkla arkadaşlar verimin yakından bir ilgisi yok. O yüzden bunu alamam. Dolayısıyla cevabım ne oldu? 1 ve 2 oldu. Tabii dayanıklı olması iyi bir şey bizim için ama dayanıklılığın verim ile alakası yok. Onu demek istiyoruz burada. Evet sevgili arkadaşlar geldik diğer bir kısmımıza. Dünyada enerji dönüşümü yapan tüm araçlarda verim düzeyini gösteren ne vardır? Verim düzeyini gösteren enerji enerji kimlik belgeleri vardır arkadaşlar. Bunlara enerji kimlik belgesi deniliyor. Bu enerji kimlik belgelerinde de A sınıfından G sınıfına kadar hatta yukarısında da var değil mi? Yeni nesil çıkanlarda A artı, A artı artı, A artı artı, A plus plus falan diyorlar ya. Onlar da buranın daha yukarısında. Bu skalada alt kısma indiğiniz zaman arkadaşlar yani G sınıfına falan indiğiniz zaman yaklaşık olarak verim %10, %20 arasında gidip gelmekte. Yukarılara doğru çıkıldıkça bu oranda ne yapıyor? %30, %40, %50, %60, %60 %70 şeklinde devam ediyor. Az önceki soruda demiştik ya 60 verimli diye %60 nerelere gelecek? Bunun ortalarında bir yere gelecek yani arkadaşlar. C veya D sınıfı olduğunu söyleyebiliriz. Evinizde kullanmış olduğunuz işte buzdolabı, fırın, televizyon, ne bileyim, işte saç düzleştirici falan filan bunların hepsinin harcamış oldukları enerji ve bunun karşısında yapmış oldukları iş neticesinde böyle bir enerji kimlik belgesi bulunur arkadaşlar. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için ne yapıyoruz? Çok verimli olan A, A artı artı sınıflarını tercih ediyoruz ki az enerji kullanarak daha fazla iş alalım onlardan. Evet sevgili arkadaşlar, bir de eko verimlilik diye bir başlığımız var. Eko verimlilik neymiş? Bir bakalım. Yüksek verimli üretim teknolojileri ve yöntemleri kullanılarak daha az atık meydana getirilmesi ve enerji üretiminde daha az doğal kaynak kullanılmasına biz ne diyormuşuz? Eko verimlilik diyormuşuz sevgili gençler. Eko verimlilik. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var sevgili arkadaşlar. Eko verimlilik Kirlilik kontrolünü değil, kirliliği önleyici bir yaklaşım olan neyi kullanıyor? Yaşam döngüsü yaklaşımını esas alıyor. Yaşam döngüsü yaklaşımını esas alır diyoruz. Yani burada sevgili arkadaşlar biz atığı dönüştürmek değil de atığı nasıl ortaya hiç çıkarmayızın peşindeyiz. Onu söyleyelim. Geldik arkadaşlar devri daim tasarımlarına. Sonsuza kadar enerji hiç bitmeden sürekli enerji üreten ve sürekli iş yapan makinelere devri daim makineleri deniliyor. İki tane de tasarımı burada gözlerinizin önüne getirdik. Bir tanesinde arkadaşlar böyle dönen bir çarkın içerisinde böyle metal bilyeler var. Bu metal bilyeler sayesinde bu cihaz döndükçe metal bilyelerin döndürme etkisini devam ettireceği düşünülmüş. Bir tane de bunun su olanları var. Böyle boruların içerisinde sular var. Döndükçe bu suların işte dengesinin bozulmasından dolayı sürekli olarak devamlı olarak döneceği düşünülmekte idi. Ancak arkadaşlar hemen geliyoruz. Neler olmuş bakalım böyle bir makina icat edilmiş mi? icat edilmesi mümkün mü? Bir konuşalım. Volta'nın pili icat etmesiyle piller ve dinamolarla sonsuza kadar enerji üretilebileceği düşünülmüş. Yani bir devri daim makinesinin yapılabileceği düşünülmüş. Bir süre sonra böyle bir şeyin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Neden? Pil çünkü belli bir süre sonra kullanımdan sonra tükeniyor sevgili arkadaşlar. Enerji korunumunu ifade eden termodinamiğin birinci yasası 1800'lü yılların sonlarında ortaya konulur ve sürtünme olduğu müddetçe bir devri daim makinesinin yapılamayacağı anlaşılır. Yani burada arkadaşlar Burada da sürtünmeden dolayı ne olacak? Sistemlerimiz başlangıçta tabii ki çalışacaktır ama sürtünmeden dolayı zaman içerisinde yavaşlayıp 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 duracaktır. Enerji kaybı olmadan çalışacağı düşünülen motorlara mükemmel motor denir. Peki var mı bir mükemmel motor? Mükemmel motor tasarımı termodinamik yasalarına göre henüz arkadaşlar dikkat henüz mümkün değil. İleride teknolojinin ilerlemesiyle mümkün olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Umarım olur. Haydi bakalım. Geçtik arkadaşlar diğer bir başlığımız olan enerji kaynaklarını. Enerji kaynaklarını temelde iki farklı konu altında inceleyeceğiz. Bir tanesi yenilenemez enerji kaynakları. Neymiş yenilenemez enerji kaynakları? Kısa zamanda yeniden oluşamayan enerji kaynaklarıdır. Yani burada kısa zamandan kastettiği mevzu şu. İnsan ömrüne kıyasla arkadaşlar. Eğer insan ömrüne kıyasla Kısa sürede oluşturabiliyorsak ne oluyormuş peki? Yenilenebilir enerji kaynakları oluyormuş. Kullanıldıkça tükenmeyen, sürekli ve tekrar kullanılabilen kaynaklardır. Yani yerine konması daha basit, daha kısa sürüyor. Eğer uzun sürüyorsa mesela bir kömürün oluşması için milyonlarca yılın geçmesi lazım, değil mi? Ama başka türden ne var mesela? Rüzgar enerjisinin kullanılması için arkadaşlar öyle milyonlarca yılın geçmesine gerek yok. Her gün rüzgar esebiliyor. Bayağı da kötü esiyor bu aralar ya. Aman dikkat edin, sıkı giyinin. Enerji kaynakları için sevgili arkadaşlar yenilenemez enerji kaynaklarının isimleri neler? Fosil yakıtlarmış. Fosil yakıtların içerisinde ne var? Fosil yakıtların içerisinde bir en başta bildiğimiz kömür var sevgili arkadaşlar. Petrol var. Sonra ne var? Doğal gaz var. Doğal gaz da bir fosil yakıt. Yerine konulması uzun sürecek yani. Ve son olarak arkadaşlar şöyle nükleer nükleer enerji diye şöyle altına yazı vereyim. Nükleer enerji var. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar 5 tane maddemiz bizim için yenilenemez enerji kaynakları sınıfına giriyor. Yenilenebilir olanlar ne? Daha böyle tercih edilesi, daha böyle ponçik tatlı olanlar hangileri? Güneş enerjisi sevgili arkadaşlar. Güneş her gün doğuyor ya. Biz ondan niye faydalanmıyoruz? Faydalanalım değil mi? Güneş enerjisini kullanarak elektrik elde edebiliyoruz. Fotovoltaik deniyor. Güneş hücreleri var böyle. Üzerine ışık düştüğü zaman elektrik enerjisine dönüştürebiliyor. Hatta bir ara bunların power bankleri falan çıkmıştı ya. Böyle gündüzden koy balkona mis gibi dolsun. Tabii ki verimliliği tartışılır ama güneş enerjisi yani. Faturana yansımaz en azından. Sonrasında hidroelektrik santrallerimiz var sevgili arkadaşlar. Barajları doldurup boşaltıp tekrar kullanabiliyoruz. Sonrasında ne var? Az önce söylemiştim rüzgar enerjisi var sevgili gençler. Başka ne var? Jeotermal var jeotermal. Duydunuz mu hiç? Yerin altından sıcak su çıkıyor. Biz bu sıcak suyla da yine enerji üretebiliyoruz. Bir kütle var. Böyle tarlayı ektik. Sonradan fazladan böyle şeyler kaldı. Amerika'da yapılmış bir çalışma vardı. İşte ekiliyor domates çıkıyor ama domatesler böyle çürüyor filan. İki tane de bilim adamı bu çürüyen domateslerden yakıt elde edebiliyorlar. Biyodizel deniliyor buna da. Yanılmıyor isem Biraz böyle hani bilgi kıtlığım var bu konuda ama Domates'ten elde ettiklerine dair bir yazı okumuştum. Sonrasında ne var sevgili arkadaşlar? Hidrojen enerjisi var. Hidrojen enerjisi de yine yenilenebilen bir enerji türü. Bir de doğal enerji kaynakları diye şöyle genel bir başlık atalım. Doğal enerji kaynakları. Şimdi neye kıyaslayacakmışız? İnsan ömrüne kıyasla eğer kısa sürede oluyorsa yenilenebilir, eğer çok uzun sürüyorsa yenilenemez enerji sınıfına konulduğunu söyleyebiliriz. Bir de diğer başlığımız yine 9. sınıf kitaplarımızda mevcut sürdürülebilir enerji neymiş? Sürdürülebilir enerji. Bunun böyle hatta projeleri falan da vardı. Sürdürülebilirlik ne aslında? Ondan bahsedebiliriz. Sürdürülebilir enerji gelecekte ihtiyaç duyulacak enerjinin üretileceği kaynakları tüketmeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamak ve bugünkü enerji kaynaklarını yeterli miktarda ve erişilebilir olmasını sağlamak Şimdi arkadaşlar burada bizim üzerimize düşen ne? Eğer mesela banyodan çıktım banyonun ışığını hemen kapatmam lazım. Bir yerde de benim benden sonra gelecek nesli de düşünmem lazım. Benden sonraki neslin enerji ihtiyacını da benim planlamam lazım. Aksi takdirde dünyamız bir enerji krizinin eşiğinde diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunun için ne yapacağız? Tabii ki yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneleceğiz. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yöneleceğiz. Şimdi enerji kaynaklarımızı tanıyalım. Neler var? Kömür enerjisi. Neymiş kömür enerjisi? Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinin bileşiminden oluşur. Nasıl bir kayaç türüdür? Yanıcı bir kayaç türüdür sevgili arkadaşlar. Yanıcı bir kayaç türü. Petrol enerjisi nedir? Hidrokarbon, oksijen ve sülfür gibi elementlerden oluşan karışık yapılı bir bileşiktir. Kaygan bir yapısı. Hmm, kaygan deyince aklımıza bir şey geldi mi? Kaygan bir yapısı olan neymiş o zaman? Bu da yine yanıcı kayganlıktan da oradan tüyo verdim size aslında. Yanıcı madeni bir yağdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir yağ türü yani aslında petrol. Doğalgaz ne? Doğalgaz birçok hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Yanıcı, kokusuz, renksiz ve havadan hafif bir gazdır. Yani bu evde mesela kaçak oldu hocam biz nasıl anlıyoruz o zaman bunu diyebilirsiniz. Arkadaşlar doğalgazda eğer kaçak olursa anlaşılsın diye sarımsak özümü ne koyuyorlarmış içine? Yani koku verici bir malzeme koyuyorlarmış. Tabi yakıtın verimliliğini düşürmemek ön planda. Koksun diye üzerine esans koyuyorlarmış haberiniz olsun. Nükleer enerji var. İki tane de Türkiye'de kuruluyor değil mi? Biri Mersin Akkuyu'da diğeri de Sinop taraflarında kuruluyor. Deniz kenarlarına yakın kuruluyor. Dikkat ileride belki lazım olabilir bu bilgi bilmiyorum. Atom çekirdeklerinden elde edilen enerjiye nükleer enerji adı verilmektedir. Nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren testlere de nükleer reaktör adı veriliyor. Orada ne yapıyoruz? Bir atomu parçalıyoruz açığa çıkan enerjide su kaynatıyoruz falan filan. Kaynayan suyla da çay demlemiyoruz tabii ki elektrik üretiyoruz. Güneş enerjisi bu da arkadaşlar yenilenebilir bir enerji sınıfıydı. Güneş enerjisi hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında açığa çıkan ileride göreceksiniz arkadaşlar buna füzyon tepkimesi denir. Öyle hafif çekirdeklerin bir araya gelerek ağır bir çekirdek oluşması filan diye 12. sınıfta detaylarını göreceksiniz bu güneşte olan olayın. Güneşin yakıtı hidrojendir demiş hidrojen, döteryum, trityum filan kimya dersinden biraz aşinaysanız araştırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hidroelektrik enerjisi var. Hidro suyla alakalı demekti zaten. Hani 10. sınıfta da göreceksiniz mesela hidrostatik basınç. Durgun sıvı basıncı falan diye. Hidro gördü mü su sıvı falan bunları düşünmemiz lazım. Yüksek hızlı akan nehirler ya da çok yüksekten düşen sular diğer su kaynaklarına göre daha fazla enerjiye sahiptir. Şimdi bakın çok yüksekten dedi bir önceki haftaki konuyu hatırlayın. Neydi potansiyel enerji. Bir de çok yüksek hızla diyor oradan ne anlamam lazım kinetik enerji. Bunların enerjisi fazla yani arkadaşlar arkadaşlar. Bu enerjiyi bizim işimize yarayacak biçime dönüştürmemiz lazım. Akan ya da çok yüksekten düşen suların sahip olduğu enerji miktarını akma ve düşme hızları belirler. Yani ne belirliyor? Potansiyel kinetik enerjileri belirliyor yani. Yüksekten akan suyun sahip olduğu potansiyel enerjiye ne diyeceğiz arkadaşlar? Hidro, hidro, elektrik diyelim. Hidroelektrik enerji adı veriliyor diyorum ve diğerlerini tanıtmaya devam ediyorum. Başka ne var? Rüzgar enerjisi. Yine yenilenebilir bir enerji türüydü. Rüzgar enerjisinden faydalanabilmek için rüzgar türbinleri yapılıyor sevgili arkadaşlar. Böyle havadar yerlere, dağ kenarlarına falan, dağların üzerlerine falan yapılıyor. Çünkü oralarda rüzgarların hızı daha fazla. Yani, yanisi ne bunun? Yani arkadaşlar rüzgarların kinetik enerjisi fazla. Biz bu kinetik enerjiyi ne yapacağız? Alacağız, elektrik enerjisine çevireceğiz. Enerji ne demiştik? Yoktan var edilemez. Var olan bir enerji de yok edilemez. Sadece farklı türlere dönüşür diyorduk. Burada da işte o kinetik enerjiyi alıp biz elektrik enerjisine dönüştüreceğiz. Peki dönüşüm nasıl olacak? Rüzgar türbinlerini döndüreceğiz. O rüzgar gelecek, türbine çarpacak, türbinde fırıl fırıl dönecek. Bu rüzgar gülü gibi hani. Dönme sırasında jeneratörler aracılığıyla da elektrik enerjisi üretilecek. Jeotermal enerjine demiştim ya yerin altından böyle sıcak sular çıkıyordu. Yer kürenin merkezindeki sıcak alandan yeryüzüne doğru yayılan iç ısının enerjisine jeotermal, jeotermal enerji diyoruz sevgili gençler. Jeotermal enerjiden merkezi ısıtma ve soğutma yapma, kaplıca amaçlı kullanma, mineralli içme suyu, elektrik enerjisi üretim gibi pek çok farklı alanda yararlanılmaktadır. Ankara'da da böyle bildiğim kadarıyla şeyde vardı. Neydi? Kızılcahamam'da vardı arkadaşlar jeotermal su. Çoğu böyle termal otel falan var oralarda. Bir gün yolunuz düşerse tavsiye ederim bir kere de ben gitmiştim güzel oluyor yani sıcak su yerin altından doğal sıcak su çıkıyor hiç doğal gaz kullanmıyorsun tüp kullanmıyorsun yani o suyu ısıtmak için kendiliğinden çıkıyor dalga enerjisine bu konuda da çok güzel çalışmalar var bildiğim kadarıyla İsrail'de bir denizin kenarına yapmışlar böyle dalga gelgit enerjisinden elektrik enerjisi üretiyormuş adamlar. Deniz ve okyanusların yüzeyinde esen rüzgarlar dalga oluşturur. Oluşan dalgaların yüzeyinden veya yüzey altındaki dalga basınçlarından elde edilen enerjiye de ne diyoruz? dalga enerjisi diyoruz sevgili arkadaşlar. Hemen bunu bir soruyla taşlandıralım. Termik santrallerde ve rüzgar türbinlerinde elektrik üretilirken hangi enerji dönüşümleri gerçekleşir? Gerçekleşir diye sormuş. Hemen bakalım. Termik santral. Termik santral nasıl çalışır? Yazdım buraya termik santral. Sevgili arkadaşlar termik santrallerde odun kömür falan bir şeyler yakılıyor. Ve yaktığımız zaman açığa ısı enerjisi çıkıyor. Isı enerjisini ben suya veriyorum. Suyu ısıtıyorum. Suyu kaynatıyorum. Buharlaşan suyun kinetik enerjisi oluşuyor. Bu buharlaşan suyun kinetik enerjisiyle türbinlere çarpması ve türbinleri döndürmesi sağlanıyor. Yani başka bir kinetik enerji türüne dönüşüyor. Yine kinetik kinetiğe dönüştü. Şöyle altına yazayım dönme diye yazayım. Aklınızda bulunsun. Daha sonra biz bu dönme kinetik enerjisinden türbinleri döndürdüğümüz için jeneratör gibi yani ne elde ediyoruz? Elektrik elde ediyoruz. Diğeri neydi? Diğeri de rüzgar türbiniydi. Rüzgar yazdım buraya da. Rüzgarın sahip olmuş olduğu bir ne var? Kinetik enerji var arkadaşlar. Rüzgar hareket halinde olduğu için bir kinetik enerjisi var. Daha sonra bu kinetik enerji ne yapıyor? Rüzgar türbinine çarpıyor. Türbünü de döndürüyor. Yine bir kinetik enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da altına yazdım. Dönme diye. Bu dönme kinetik enerjisi de yine ne yapıyor? elektrik üretiyor sevgili arkadaşlar. Şunu söyleyebiliriz yani eğer bir yerde elektrik üretiyorsanız çok yüksek ihtimalle elektrikten bir adım önce dönme kinetik enerjisi olmak durumunda arkadaşlar. Bu da size bir tüyo olsun. Geçtik. Biyokütle enerjisi neymiş biyokütle enerjisi bir bakalım. Fotosentez yaparak güneş enerjisini depolayan bitkisel organizmaların kütlelerine biyokütle adı verilmektedir. Yani ben böyle şey düşünebilirim yani. Neydi? Buğdayı ektim, başağını aldım işte onun içindeki şeyleri aldım, sapını samanını. Benim için neymiş? Biyokütleymiş. Fotosentez yapmıştı sonra ben onu yakacak olarak kullanacağım. Büyük kütle enerjisindeki klasik kaynaklar ve modern kaynaklar olmak üzere de iki farklı kaynak türümüz var sevgili arkadaşlar. Klasik kaynaklar evlerdeki organik çöpler yani nedir? Meyve sebze atıkları, işte kullanılmış yağlar, mısır, buğday gibi bitkiler, gübre ve sanayi atıkları, hayvan dışkısı. Bunlar arkadaşlar klasik kaynak sınıfına giriyor. Bir de modern kaynaklarımız var. Enerji ormanları, karakavak denilen bir ağaç var. Söğüt, okaliptüs bunlar sırf bu amaç için üretilen ağaçlar yani yakmak için üretilen ağaçlar böyle meyvesini falan almıyoruz. Yani doğada ya da aslında zarar vermiş olmuyoruz bu konuda. En azından ağaç katletmemiş oluyoruz. Ağacın amacı bu. Buradaki ağacın amacı bu. Yüksek enerjili bitkilerle yapılan enerji tarımlarıdır. Şeker kamışı, Tatlı darı, şeker pancarı, mısır bunlar da arkadaşlar modern kaynaklar sınıfına giriyor. Büyük kitle enerjisi üretim tesislerinde elektrik enerjisi ve yakıt gibi kimyasal maddelerin üretimi de yapılabiliyor diyoruz. Biraz biraz böyle modern kaynaklar güzelmiş ya. Bir sorumuz var. Diyor ki enerji kaynaklarından kaç tanesi yenilenemez enerji kaynaklarıdır? Yani fosil yakıtlardır diye soruyor. Kimler fosil? Güneş yenilenebilir, bunu almadım. Jeotermal yenilenebilir, almadım. Kömür fosil yakıt, alırım. Hidrojen yenilenebilir, almadım. Rüzgar yenilenebilir, almadım. Petrol de fosil yakıt. Yani arkadaşlar kaç tanesi? 3. ve 6. sırada olan kömür ve petrol yenilenemez enerji kaynakları sınıfına giriyor diyoruz. Hidrojen enerjisi vardı bir de. Neymiş hidrojen enerjisi? Evrenin temel enerji kaynağı kabul edilebilecek olan hidrojen, renksiz ve kokusuz bir gaz. Suyun yapısında bulunan hidrojen, enerji elde edilmesi sırasında oluşan atık madde su ya da su buharıdır. Bakın ne kadar temiz. Yaktığım zaman ben bunun bundan enerji almak için yaktığım zaman su ya da su buharı elde ediyorum. Ne kadar temiz. Bunu kullanalım ya bence. Evet sevgili arkadaşlar, kitabımızdan bir soruyla karşınızdayız. 9. sınıf fizik dinamo soru bankasının 157. sayfasındaki 3 numaralı sorumuz verim ile alakalı bir soru. Demiş ki bir ampulü harcadığı 200 jül elektrik enerjisinden 60 jülünü 200 jül harcadı 60 jülünü ne yaptı ışık yaptı. Benim istediğim ampulden istediğim zaten ışık değil midir sevgili arkadaşlar. Sonra ne olmuş 130 jülünü ısıya dönüştürmüş. 130 jülü ısı ısı istenmeyen bir enerji türüydü. Şuraya şöyle bir soru işareti koydum. 10 jülünü de diğer enerji türlerine dönüştürmekteymiş. İşte ne bileyim böyle cızırdar ses çıkartır falan filan başka bir enerji türü yani ben bunu da istemiyorum aslında lambadan benim beklentim bana ışık vermesidir yahu buna göre bu ampulün verimi yüzde kaçtır ne diyeceğim o zaman verim benim için istenen enerji türünde ne yapmış bu 60 jülünü yapmış peki toplamda ne kadar enerji harcamış 200 jül enerji harcamış yüzde kaçtır diyor o zaman ikiye bölersem 30 bölü 100 çıktı arkadaşlar yani yüzde 30 verimliymiş bu ampul. Eskinin böyle flaman tenli sarı ampulleri vardı ya onlar işte bu sınıfa girer. %20, %30 belki %30 zorlar da %10, %20 bandında eski ampuller böyle bu ledler ve akıllı lambalar çıkmadan önce çok fazla kullanırdık onları. Ne vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Bir yarım saat yansın elini böyle dokunduramazsın. O kadar ısınırdı. Almış olduğu elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmını ısıya dönüştürüyordu. Bu yüzden biz ne yaptık? Verimliliği daha yüksek olan e, akıllı lambalara falan geçtik. Evet sevgili arkadaşlar bugün neler gördük? Bugün verim konusunu anlattık. Enerji verimliliği ve enerji kaynaklarından bahsettik. Dediğim gibi biraz daha böyle sözel diyebileceğimiz, biraz ezberlemeniz gereken bilgilerden oluşan bir konu. Takılıyorsan tekrar tekrar videoyu izle. Bunun için zaten biz varız diyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı önemsiyoruz. Video sizce yararlı oldu mu? Bize bir tavsiyen, önerin var mı? ve bir önceki videomuzda sormuş olduğumuz ödüllü soruyu bulabildin mi? Ve videoya like atmayı sakın ha sakın unutmuyorsun diyorum ve sizleri haftanın ödüllü sorusuyla baş başa bırakıyorum. Ödüllü sorumuz ekranlarınızda bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar ödevlerinizi muhakkak yapın ve hoşçakalın.